Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Dikkatlerden kaçan bir şey. Bu yayına sakladım Mahmut Övür. İddiam odur ki bu maç Almanya'da değil, Almanya'nın ev sahipliğinde değil. Türkiye'nin ev sahipliğinde olsaydı Merih de seyirci de bu hareketi yapmayacaktı. Bak burası çok mühim. Eğer bu maç Türkiye'de olsaydı yahut bu maç efendime söyleyeyim bir Müslüman ülkede falan olsaydı bu hareketi seyirci de yapmayacaktı, futbolcu da yapmayacaktı. Çünkü turnuva boyunca ev sahipliğini Almanya'nın yaptığı, işte Berlin'de oynanan bu maçlarda Türkiye kazandıkça yahut Türkiye'nin maç gününde PKK sempatizanları büyük çirkinlikler, büyük edepsizlikler, büyük eşkıyalıklar yaptılar. O Berlin sokaklarında ya da Almanya sokaklarında Leipzig. Türklere saldırdılar. Türklerken yanlış anlaşılmasına bir ırk olarak söylemiyorum bunu. Üst kimlik olarak söyle biraz. Üst kimlik olarak değil. Ne dersen de yani Malatyalısı da var, Vanlısı da var. Milli takımla kalbi atan Iğdırlısı da var, Kayserilisi de var, Arnavutu da var, Lazı da var falan filan neyse. Türk demek Müslüman demek yani öyle bir şeydir. Neyse o konulara hiç girmeyeceğim, gerek yok. Türk düşmanlığının da çok yükseldiğini Batı'da ve özellikle Almanya'da evet. ve Belçika'da onu da atlıyor. At başı gidiyor yani. Evet yani İslamofobiyle at başı. Evet. Şimdi bu bilinçli olarak yapılıyor çünkü Türkiye yükselen diye güçlenen bir ülke vesaire falan onu tehdit olarak görüyor. Kendisine müzahir PKK terör örgütü ve yandaşlarını tehdit olarak görmüyor. PKK terör örgütünün ve bu örgütü besleyen, finanse eden tüm yapılar, Almanya'daki, Avrupa'daki tüm yapılar korunur, desteklenirken MHP'nin Avrupa'daki ülke ocaklarını, işte daha önce bunu Milli Görüş Teşkilatı'na yaptığı, AK Parti'ye yaptığı, Diyanet DİTİB'e yaptığı, tamam. Bak bunların hepsine yaptı. Ama bir terör örgütüne yapmadı. Almanya'da insanlar, hani Almanya özelinden konuşalım. Almanya'da insanlar, yani bizim kardeşlerimiz, orada gurbetçi pozisyonda olan o bizim kardeşlerimiz, bizim burasına kadar geldi ya. Burasına kadar geldi. Bu galibiyete biz Türkiye'de bir sevindiysek onlar 10 sevindi. 50 sevindi, 100 sevindi. Çıkıyorsun buradan kutlayacaksın. İşte PKK paçavralarıyla karşılarına dikiliyorlar. Var görüntüleri yayınlamayacağım. Yani var görüntüleri yayınlamayacağım. Herkes sosyal medyada gördü bunları. Dolayısıyla şu hareket o sahada çok manidar, çok anlamlı ve de şart. Bak ve de şart. O kadar net söyleyeyim. Dertleri biziz ya. Adamların dertleri biziz. PKK işareti yapsaydı, LGBT işareti yapsaydı, ne bileyim bilmem şu bu. Hiç UEFA dert eder miydi? Dert eder miydi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.